Merhabalar efendim, Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan selamların en güzeli üzerinizde olsun. Bu bölümümüzde güzel şehrimiz Bolu'ya uzanıyoruz ve ekmek aşının tarifini paylaşıyoruz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 1 adet somun ekmeği, 2 adet domates, 2 adet kuru soğan, 400 gram orta yağlı kıyma, 2 adet yumurta, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, tuz ve 4 su bardağı su. Ekmek aşı için gerekli malzemeleri artık biliyoruz. Hazırlamak üzere ocağın yanına gidelim. Tencereyi ateşe yerleştirdik. Öncelikle kıymayı hiçbir şey ilave etmeden sulanana kadar biraz çevirelim. Evet, kıymamız kavrulmaya başladı. Biz bu arada ekmeğimizi, somunumuzu hazırlıyoruz. Ekmeğimizi biz doğramaya başladık. Size göstermek açısından kuru ekmeği önce bu şekilde dilimledikten sonra küp biçiminde doğruyoruz ve bir fırın tepsisine bırakıyoruz. Bu arada fırınımızı da 190 derecede ısıtmaya başladık. Fırına vereceğiz, kuruyup kızarana kadar pişirelim. Kıyma suyunu bırakmaya başladı. Biliyorsunuz malzeme listesinde bir kahve fincanı kadar ayçiçek yağımız vardı. Onu ilave ediyoruz. Biraz daha kavrulmasını bekliyoruz. Biz de bu arada soğanımızı doğrayarak devam edelim. 2 adet soğanımızın olduğunu ifade etmiştik. Elimizden geldiğince ince doğrayarak işlemimizi sürdürüyoruz. Bir de domatesimizi doğrayalım. Domateslerimizi de doğrayalım. Kabuklu olarak mümkün mertebe ince. Tık soğanı ve domatesi ateşin yanına götürelim. Kıyma bıraktı, suyu çekti. Şimdi soğanı ilave edebiliriz. Soğan da gevşeyene kadar kavuracağız. Soğanlarımız şeffaflaştı. Sıra domatesli. Domatesli şeklini kaybedene kadar bir süre daha pişireceğiz. Domatesler güzel pişmiş. Şimdi 2 adet yumurta ilave ediyoruz. Hemen çabuk hareketlerle karıştırıyoruz. Tuzunu ve karabiberini de katacağız. En son suyunu koyacağız. Karıştıralım güzelce. Ve suyunu bırakalım artık. Bir taşım yarım kapak olarak kaynatıyoruz. Artık son noktaya geldik. Kızarttığımız ekmekleri bırakıyoruz. Yörede kendiliğinden kurumuş ekmek de kullanılıyor. Artık durumumuz nasıl müsaitse öyle ayarlayın. Şöyle bir alt üst edelim. Birkaç dakikada birlikte pişsinler ve hemen servise sunalım. Ekmek aşımız pişti. Artık servis zamanı. Çok güzel kokuyor. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Biraz tabii burada soğumasını tavsiye edeceğim. Afiyetli yemek üzere inşallah. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda Bolu'ya uzandık ve ekmek aşının tarifini paylaştık.
Ekmek değerlendirme adına da güzel bir tarif. Gördüğünüz gibi en kısa sürede deneyeceğinizi ve bizleri hatırlayacağınızı biliyorum. Hoşça kalın efendim.